Herkese selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle normalden çok daha farklı bir maraton yapacağız ve klasik okuyacağız. Bu kanalda sanırım klasiklerle ilgili hiçbir videom yok. Bu bir ilk olacak ama normal klasikleri değil, Japon klasiklerini okuyacağız. Çünkü Tokyo Klasik Yayınları bana bu seti PR olarak gönderdi. Ve genel olarak hani içlerinden birkaç tanesini yorumlamam bekleniyordu. Şimdi ama öncesinde şunu anlatayım size. Ben normalde klasik okumayan biriyim. En azından şöyle söyleyeyim. Lise yıllarımda çok fazla klasik okuyordum. Ve hani okuduğum bir sürü klasik de var lise yıllarımda okuduğum için. Ama sonrasında hani daha fazla kitap okudukça klasik kitapların çoğunun bana göre olmadığını, en azından hani şu anki yaşımda, şu anki hislerimde, yani sevdiğim konularda bana göre olmadıklarını fark ettim ve okurken o kadar çok da keyif almadığımı fark ettim. Bu yüzden de klasik kitaplardan uzaklaştım. Belki ileride tekrardan klasik kitap okumak isterim. Belki hiç istemem. Hani bunu bilemem, bunu bilmiyorum. Ama daha önce bir sürü klasik okuyordum. Fakat bu YouTube hesabını açtığımdan beri klasiklere neredeyse hiç dokunmadım yani. Fakat ben bu seti Diyanarlar'da görüyordum arada birkaç kitabını ve o kadar hoşuma gidiyordu ki, hani şu yan baskılarının güzelliğine bakar mısınız? Kapakları da bu arada çok güzel. Bu yüzden de Diyanar'da ne zaman görsem hani konularına bakıyordum. Kardeşimle hatta bir iki konuşmuşluğumuz var, diyorum hani Japon klasiği hiç okumadım. Belki bunlardan birini alıp başlamalıyım. Hani sever miyim sevmez miyim bilmiyorum ama bir şans vermeliyim. Yani bir tanesini bir denemeliyim. Sonuçta hiç okumadım ve sevip sevmeyeceğimi bilmiyorum. Hep böyle aklımda vardı yani bir soru olarak. Hani uzun zamandır klasik okumuyorum ama Japon klasiği sonuçta hiç okumadığım bir alan. Bu yüzden hani belki şu an içimden bunları okumak gelir diye böyle düşünüyordum. Sonra bana yayın evi ulaştı ve dedi ki bu seti hani PR olarak ister misiniz? Ben de tabii ki de hemen atladım çünkü zaten bu kitapları ilk görmeye başladığımdan beri hep böyle aklımda bir düşünce vardı. Bir tanesini alıp okuyayım diye. Bu yüzden doğal olarak yani hemen atladım açıkçası. Çünkü çok güzel basılmıştı, hayatımda sahip olduğum en güzel... Saçımı yiyorum, saçım ağzıma girdi. Hayatıma sahip olduğum en güzel yani basılmış klasik dizisi olabilir. Ve aynı zamanda dediğim gibi farklı bir şey olacak benim için. Farklı bir okuma deneyimi olacak. Hani normal klasik okudum, işte Rus klasiği okudum, İngiliz klasiği okudum. Başka Fransız, İtalyan falan okudum mu şu an çok emin değilim ama büyük ihtimalle okumuşumdur. Yani bu Hasan Ali Yücel dizisindeki farklı farklı kültürlerin klasik dizilerini okudum. Onun dışında Türk klasiklerinden de okudum birkaç tane. Çok sevdiklerim de var. Ama hiç mesela sevmediklerim de var. Bu yüzden hani Japon klasiği tek girişmediğim klasik, yani hiç okumadığım klasik alanı. Bu yüzden de çok heyecanlıyım, yani çok sabırsızlanıyorum. Bazıları özellikle çok ilginç duruyor ama burada 14 tane kitap var. Bu videoda 14 kitap tabii ki de okuyamam. Hatta 5 tane bile okuyamam. Çünkü benim bir kitabı yorumlamam özellikle maratonda rahat 10 dakika sürüyor en az. Hiçbirinin tam konusunu bilmiyorum. Yazarları hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Bu yüzden de şöyle yapacağız. Bu maratonda, bu videoda 3 tanesini ben seçip okuyacağım. Eğer ilginiz çekiyorsa, ben bu okuduğum 3 kitabı çok seversem bunun part 2'sini de çekebiliriz. Mesela hepsini eninde sonunda okurum diye düşünüyorum. Okumazsam da hepsini, yani mesela atıyorum bir iki tane okumadım kalırsa da annemle babam da bu sete en az benim kadar heyecanlı. Bu yüzden benim okumadıklarımı onların okuyacağına %100 eminim yani. Ailece heyecanlıyız biraz. Şimdi şöyle yapacağım. Ben gerçekten hangilerini okumak istediğime emin değilim. Bu yüzden ilk iki tanesini rastgele seçeceğim. Yani şöyle hepsini merak ediyorum. Bu yüzden böyle biraz için içine eğlence katmak istedim. Telefonumdan rastgele sayı seçici açacağım. Hani 1 ile 14 arası, çünkü 14 kitap var burada. Ve iki tanesini o şekilde seçeceğiz. Sonra çıkan diğer iki kitaba göre de ben üçüncüyü kendim seçeceğim. Burada gerçekten gözümü çok kestirdiklerim var. Mesela dur bir tanesini göstereceğim. Galaktik Demir Yolunda Gece. Bu mesela hani bilim kurgu mu yoksa daha çok hani böyle sadece karakterin kafasında kurduğu olaylardan dolayı mı galaktik diye geçiyor bilmiyorum ama. Yani merak ettim isminden dolayı ve kapağından dolayı ve yan döşemesinde hep böyle yıldız desenleri olduğu için. Mesela bu çok merak ettiklerimden bir tanesi. Bu cehennem manzarası. Bunu da çok merak ettim. Çünkü hani genel olarak cehennem konulu, böyle şeytan cehennem konulu klasikleri çok ilgi çekici buluyorum. Daha önce işte modern klasikler olsun. Hani bu konuda daha önce de klasikler okumuştum. İlgimi çeken bir konu. Bu yüzden bunu da merak ettim. Sonra şöyle kapağında samuray olan iki tane kitap var. Yani dediğim gibi konuları bilmediğim için hani kapaklarıyla uyumlular mı yoksa sadece kapakları bir metafor mu? Bunu bilmiyorum. Ama hani kapaklarında samuraylar olduğu için bu ikisini de merak ettim. Bunlardan bir tanesini seçeceğim ama iki tanesini rastgele seçmek istiyorum dediğim gibi. Çünkü bayılırım. Böyle bir şeyleri rastgele seçip okumayı çok seviyorum. Şimdi bu kitapları şöyle koyuyorum. Dediğim gibi 1 ile 14 arası bir sayı seçeceğim.
Hangisi çıkarsa onu okuyacağız. Sonra bir tane daha seçeceğiz. Üçüncüyü de kendim seçeceğim. Bir tane de hani kendim bir tane şeyim olsun diye. Google'dan şunu açıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Şurayı kapatacağım. Ve buna basacağız birkaç kere. Ben de görmüyorum. Hani her şey çıkıyor olabilir şu an. Kaç çıktı? 12. 12 hangisi? Şuradan hani numaraya göre şey yapacağım. Başka bir şey isteseydim olacakmış biliyor musunuz? Galaktik Demir Yolu'nda gece çıktı. bu 12 numaralı olan. Başka bir şey isteseymişim, gerçekten başka bir şey deseymişim olacakmış yani. Bu videoda okuyacağımız kitaplardan biri Galaktik Demir Yolu'nda gece olacak. Ve bu arada içine bakıyordum ve içinde resimler olduğunu fark ettim. Bakın içinde resimler var. Ve çok güzel gözüküyor. Bu arada kitapları daha yakından da, okuduğumuz kitapları daha yakından da hani yorumlarımın arasında size göstereceğim. Hani buradan o kadar çok görmüyor olabilirsiniz. Bu yazar çocuklar için yazdığı eşsiz kurgularla biliniyormuş. Bu eserinde de iki çocuğun arkadaşlık, mutluluk ve yaşam keyfiyle dolu yolculuklarının yıldızların ışığında metaforlarla ele alıyor diyor. Aynen dediğim gibi hani galaktik kısmı daha metafor. Yine de ilgimi çekti ve hani daha çocuklara yazıyor olması da hoşuma gitti. Ben çok severim middle grade okumayı, yani böyle daha küçük yaşlar okumayı ve mesela atıyorum bunu belki de Japon klasikleri okumak isteyen ama yaşı daha küçük okurlara da önerebiliriz. Yani o şeyi aldım çünkü çocuklara için yazıyormuş yani yazar. Ama ilgimi çekiyor. Bu maratonda okuyacağımız kitaplardan ilki bu olacak. Şimdi ikincisini seçelim. Bu arada çok heyecanlı bu videolardan, dediğim gibi hani birkaç tane daha maraton yapabiliriz. Hala 1 ile 14 arasında. Şurayı kapatıyorum ve ikincisini seçelim. Dur görelim şunları. Ha, basıyorum. Birkaç kere basacağım. Bence oldu. 9. 9 hangisi bilmiyorum. Bakacağım hemen. Bu ne? Ya kapağında samuray olan insan, samuray olan kitaplardan biri çıktı. Ay çok hoşuma gitti. Bir tane alıntıyla başlıyor arkası. Bu arada kitabın adı Kappa. Arkasında şey yazıyor. Hayatımız için gerekli olan düşünceler bundan 3000 yıl evvel tükenmiş olabilir. Bizler yalnızca eski odunları yeniden tutuşturuyoruz. Çok hoşuma gitti alıntı. Çok heyecanlıyım bu kitaplar için. Bayağı kısa, 96 sayfalık bir kitap. Yazıları küçük küçük değil. Ay çok çok heyecanlıyım bunun için. İyi ki bu maratonu çekmeye, bu kitapları yorumlamaya karar vermişim. Şu an o kadar mutluyum ki. Üçüncü kitabı da rastgele seçelim ya. Çünkü hani kendim seçmek istediklerim çıktı zaten. Bu yüzden kendim ekstradan katmak istediğim bir kitap yok şu an. Zaten çıktı istediklerim. Bu yüzden bence üçüncüsünü de rastgeleden seçebiliriz. Yine şöyle kapatıyorum. Beni de görün. Basıyorum birkaç kere. 13 çıktı. Hep yüksek rakamlar çıktı. 13 hangisiymiş? Bu 13 benim düşündüklerimden biri değil sanırım. Bu daha duygusal, yani böyle duygu yoğunluklu bir kitap çıktı. Kitabımız adı Döşek. Ve anladığım kadarıyla bir karakterin, ana karakterin yaşadığı duyguları anlattığı bir kitap. Çünkü arkasında şey yazıyor. Bir yayın evinde yarı zamanlı olarak çalışan birinin hayranı ve aynı zamanda öğrencisi olan Yoshiko Yokama'ya duyduğu tutku, Tokyo için günden güne içine sıkıştığı bir hapishaneye dönüşür. Saplantılı bir tutkunun değiştirdiği hayatlara değil de sadece duyulan arzuya odaklanan Döşek, itiraflardan inkara uzanan ve kontrolden çıkmaya her an hazır bir yaşamın kesintisi tüm çarpıcılığıyla okura aktarılıyor. Yani bu kitap şey gibi benim gözümde. Hani olaydan çok yazarın, ana karakterin o yaşadığı, hani gerçekten o kadar böyle düşünceler böyle ağırdır ki hani karakter kendisi hastalıklı bir hale gelir, hasta gibi hisseder. Bana hani o tarz bir şey verdi bu kitabın konusu. Hani ana olaydan çok karakterin yaşadığı ve hani duygular yüzünden onu her hastalıklı bir hale getirmesini okuyormuşuz gibi olabilir gibi hissettim. Bu benim seçtiğim bir kitap olmazdı ama hani zaten farklı şeyler de okumak istiyorum. Bu da o kadar uzun değil. 120 sayfa. Kaç? 125 sayfa. Yani her türlü hızlı okuyacağımı düşünüyorum. Bence ilginç olacak. Okuyacağımız üçüncü kitap da bu. Kitaplarımız bu şekilde. En çok Kappa için heyecanlıyım. Ama üçü de bence güzel olacak. Üçü de merak edeceğim kitaplar olacak gibi düşünüyorum. Bu diziden okuduğunuz, sevdiğiniz herhangi bir kitap varsa siz de yorumlara o kitapla ilgili düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Ya da bu üç kitabı okuduysanız ne olur yorumlara yazın. Hani siz ne düşündünüz merak ediyorum. Şu an benim bir düşüncem yok çünkü henüz okumadım. Ama siz ne düşündünüz çok merak ediyorum. Şimdi ben bu kitaplara başlayacağım. Ondan sonra bakalım hani ne düşünmüşüm. Bu seriden daha fazla kitap okumamı isterseniz de yorumlara hani part 2'si gelsin, part 2'si gelirse sevinirim tarzı bir şey yazarsanız sevinirim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben hani klasiklere de geri dönmeyi deneyebilirim aslında. Çünkü çok uzun zaman geçti. Mesela bir tane de klasik okuduğum bir
maraton tarzı bir şey çekebiliriz. Bilmiyorum. Bir de bu kanala bu videoyla geldiyseniz, bu kanala tanışma nedeniniz, yani şu an benden izlediğiniz ilk videoysa, normalde bu kanalda klasik nerede yani hiç okumuyorum. Bu yüzden beklentinizi ona göre ayarlayın. Bu bizim normal bir video şeklimiz değil yani. Tamam. Hadi o zaman bu üç kitapla maratonumuza başlayalım. Ve hayatımda okuduğum ilk Japon klasiğini okumuş oldum. İyi ki ilk Japon klasiğim olarak bunu seçmişim. Daha benlik bir kitap olamaz. Daha benlik bir Japon klasiği olamazdı diye düşünüyorum. Yani bence bu 15 kitabın içinde en benlik olan buydu. Çok güzeldi, çok sürükleyiciydi. Ben bu kitabı 12 saat içinde falan okudum. Ve hani 12 saat aralıksız değil. Bir sabah okudum biraz. Sonra bir de yatmadan önce okudum ve bitti. Çok sürükleyiciydi, çok kolay okunuyordu. Böyle hiç başından kalkmasanız 5 saatte falan çok rahat bitirebileceğiniz bir kitap. Sadece kısa olmasından değil, aynı zamanda sürükleyici ve akıcı, ilgi çekici olmasından. Yani böyle akıp gidiyor hikaye ve fark etmiyorsunuz. Bence çok duygusal bir kitaptı. Bu arada Galaktik Demir Yolu'nda Gece'yi okuduk. Hani deminden beri konuşuyorum ama göstermedim. Galaktik Demir Yolu'nda Gece. Yazarı da Kenji Miyazawa. Kitabın arkasında şöyle konusunu değil de bu kitabın ne verdiğiyle ilgili küçük bir kısım var. Onu size okumak istiyorum. Hani siz de belki size göre olup olmadığını buradan daha iyi anlarsınız diye. Çünkü ben konusundan çok bahsetmeyeceğim. Zaten kısa bir kitap. Daha çok bana neler hissettiğinden, nasıl bir atmosfer olduğundan, nasıl bir kitap olduğundan bahsedeceğim. Bir de şu arkasına yazan küçük kısmı okuyacağım. Çocuklar için yazdığı eşsiz kurgularla bilinen Kenji Miyazawa, bu eserinde iki çocuğun arkadaşlık, mutluluk ve yaşam keşfiyle dolu yolculuklarını yıldızların ışığında metaforlarla ele alıyor. Değişen hayatıyla birlikte yalnızlaşan küçük bir çocuğun sorumlulukları ve hayalleri arasında sıkıştığı bu hikaye, yetişkin zihinler için çocukluğun o saf ve aynı zamanda acımasız dönemine dönüş bileti oluyor. Şöyle, çok özetiyle konuşmaya başlayacağım. Biz bir çocuğun gözünden okuyoruz. Bu çocuk hayatında işte yaşanan bazı olaylardan dolayı yalnız kalmış bir çocuk. Veya hani arkadaşları tarafından yalnızlaşmış. Bir tane arkadaşı var, sadece en yakın arkadaşı olarak görüyor. Ve yani o hala onun yanında duruyor ama tam olarak eski arkadaşlığına sahip değiller. Ve onun da yavaş yavaş hani koptuğunu hissediyor gibi biraz. Fakat sonrasında bu ikisi birlikte böyle uzayda, Samanyolu'nda bir yolculuğa çıkıyor. Çok özetle anlattım. Yani aradaki hani nasıl olduğunu, neden olduğunu falan bunları atladım, okuyarak görmenizi istiyorum. Tabii ki de tahmin ettiğiniz gibi uzay yolculuğu yani böyle şey %100 yaşanmıyor gibi. Yani böyle tam metafor gibi de değil ama böyle hayal hali gibi. Yani rüya aleminde gibisiniz ama Samanyolu'nda geçiyor. Çok ilginç, çok ilginçti yani çok görsel anlatan bir kitap. Okuduğum böyle en direkt görsel odaklı ilerleyen kitaplardan biriydi. Ama okurken zorlanmadım, sıkılmadım. Bazı şeyleri %100 hayal edemedim. Çünkü daha mesela Japonya'da kullanılan şeylere özel bazı yerler, bazı şeyler vardı. Yani hani Türkiye'de benim görmediğim bazı mesela tasvirler vardı. Onları tam oturtamadım kafamda ama böyle %100 boşlukta da değildim. Yani hani kafamda düzenli olarak bir resim canlanıyordu. Kitap sadece 126 sayfa ve içinde aynı zamanda bir sürü resim var. Yani böyle Japonya sokaklarının resmi gibi, eski Japonya sokaklarının resmi gibi içindeki resimler. Aslında şöyle, içindeki resimler konuyla çok alakasız. Bu yüzden içindeki resimler neden var onu bilmiyorum. Yani kitabımız galakside, Samanyolu'nda geçerken yani baştan sona durmadan böyle Japonya sokaklarının resimleri var içinde. Bu resimler çok güzel ama neden bu kitaptalar onu tam %100 çıkarabilmiş değilim. Ama oldukça şey mutluyum yani böyle hani bölüm aralarında böyle bana bir resim vermesi hoşuma gitti. Benim için çok duygusal, çok keyifli bir kitaptı. Böyle çok hoşuma gitti. Bunda post-it kullanmadım, onun yerine güzel yerlerin altını çizdim. Ve of, o kadar yani böyle düşündükçe aslında derin anlamlara sahip bir kitaptı ki benim gözümde. Ya, öyle yazılmamış. Yani böyle sıradan bir çocuk kitabı gibi yazılmış ama okurken ben hani böyle o daha farklı duygular hissettim yani sadece yazılan kelimelerin altındaki duyguları hissettim ve yani kısa klasik kitapların bence amacı o zaten yani size yüzeysel bir şey anlatıyor gibi yapıp aslında kelimelerin altında hani bir sürü şey duygu ve hikaye çıkartması yani ben en azından onu bekliyordum ve bana bunu verdi. Çocuk kitabı tarzında bir hissi vardı aslında ama değildi. Bir de bu kitap neredeyse tam 100 yıl önce yazılmış ve hani böyle
neredeyse 100 yıl önce tamamen başka bir coğrafyada yazılmış bir kitabın verdiği kültür farklılığı, verdiği o atmosferin farklılığını okumak benim çok hoşuma gitti. Ben Japon klasiklerini okumaktan büyük ihtimalle çok keyif alacağımı düşünüyorum. Henüz diğerlerini okumadım, onu yani okudukça göreceğiz ama. Mesela klasik okumanın benim için en güzel yanı kaç yıl önce yazıldıysa artık, genellikle 100 yıl oluyor çünkü, hatta 100 yıldan önce bile olabilir. Hani o kadar süre önce yazılmış ve ben de aynı şekilde, yani kaç yıl geçmiş üzerinden ben de onlarla aynı şeyi okuyorum ve hani şu anki kültürümden, şu anki gördüğüm hayattan farklı bir şey görüyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu yani klasik okumanın benim gözümde en güzel yanı bu. Ama arkamdan gördüğünüz gibi normalde klasik okuyan bir insan değilim yani çok fazla. Ama yani eğer siz Japon klasiklerini okumak istiyorsanız ve mesela yaşınız daha küçükse, ama çok da küçük, yani şöyle her yaştan bu kitabı okuyabilirsiniz. Herhangi bir şekilde yaş sınırı olan bir kitap değil. Ama yani yaşınız çok çok küçükse belki o kadar çok duygusal anlamını çıkaramayabilirsiniz. Tabii ki de yine de istediğiniz yaşta okuyabilirsiniz, yani öyle bir şeyim yok. Demek istediğim şu ki, sürükleyici bir klasikle başlamak istiyorsanız, sürükleyici bir Japon klasiği okumak ve sevip sevmeyeceğinizi görmek istiyorsanız bu kitap bence çok ideal. Yani gerçekten hayatımda okuduğum en sürükleyici kitaplardan biriydi ve hani bunu hiç beklemiyordum açıkçası. Beklendiğimin çok üstünde bir sürükleyicilikti. Ve hayal gücü çok ilginç, çok genişti. Yani hani sıradan bir galaktik yolculuk değildi, sıradan bir samanyolunda gezi değildi, yani gerçekten çok ilginçdi ve mesela bazı sorularınızın cevapları açıklanmıyor, yani bazı şeylerin cevabı yok. Gerçekten tam anlamıyla bir rüya alemini okumak gibi bir hissi vardı bu kitabı okumanın. Çok çok hoşuma gitti, gerçekten çok hoşuma gitti. Klasiklere normalde çok yani puan verilir mi, nasıl puan verilir bilmiyorum ama ben 5 üzerinden 4.5 verdim. Hani sonuçta hayatımda okuduğum en muhteşem şey değildi ama hani çok ilginç bir deneyimdi. Gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Bu yüzden de ilgisini çeken, Japon klasiği okumak isteyen ya da böyle bir hani rüya alemini yaşatacak size bir kitap okumak isteyen herkese ben bu kitabı çok öneririm. Hem kısa sürede okuyacağınız için, sevmeseniz bile eminim ki bir günde bitecektir. Yani severseniz de aynı şekilde yani bir günden kısa sürede bile bitirebilirsiniz. Bu yüzden ben bu kitabı çok öneririm. Hayatımda okuduğum en bana rüya aleminde gezme hissini yaşattıran kitap buydu. Bir de şunu söylemek istiyorum. 1980'lerde sanırım bu kitap için bir animasyon filmi çekmişler. Fakat ana karakterler çocuk olmak yerine kedi. İnsan olan herkesi kediyle değiştirmişler. Öyle bir animasyon filmi var. İsmi aynı. Galactic Railway yazarsanız çıkar. 1980'lerden bir animasyon. Ben izlemedim. Sadece böyle bir iki kesit izledim. Hani nasıl bir hava var diye. Ve çok ilginç geldi. Hani bu kitabı okuyup animasyon çekmek istemeyi çok iyi anlayabiliyorum. Harika bir animasyon çıkar yani, çıkmış da zaten. Görselleri çok güzeldi o izlediğim kesitlerin. Ama çocukları kediye dönüştürme kısmını hiç aklıma gelmezdi. Beni çok büyük bir sürpriz olarak karşıladı yani bu olay. Bakabilirsiniz dediğim gibi. Galactic Railway, yani Galactic Demir Yolu yazarsanız çıkacaktır. 1980'li bir şeylerin yapımı, tam hatırlamıyorum şu an. Görsel olarak çok güzeldi bu arada. Hani izlemedim, dediğim gibi kesit izledim. Hani tam olarak aynı hikayemi, doğru şeye mi bakıyorum diye anlamak için kedili olduğundan sonra bir şüpheye düştüm çünkü. Ama yani gerçekten benim için çok ilginç bir deneyimdi, çok keyifli bir deneyimdi. İyi ki okumuşum. Kesinlikle tam benlik olan, çok doğru olan kitabı seçmişim. Hani hem çok fazla duygu vardı, hem çok güzeldi, hem hani gerçekten çocuk gözünden okuyormuşuz gibiydik. Hem yani görsel çok ilginçti. Ve tam bir rüya aleminde gibiydim. Yani bu kitabı okurken rüya aleminde hissettim. Bu şekilde de öneririm. Yani ilginizi çektiyse öneririm. Kesinlikle Japon klasiğine başlamak için çok uygun olabilir yani bence. Bir kez daha şöyle yakından göstereyim. Bir de içini de göstereyim. Bu arada bunların içleri de farklı. İçi de bu şekilde. Burada da kitap, bu arada şu iç cildinde, yani şunu açtığınızda şurada hikayeden bir alıntı yazıyor. Bu alıntıyı size paylaşabilirim yani, çünkü kitabın kapağına koymayı direkt uygun görmüşler. Neden bu kadar üzgünüm? Daha nazik ve büyük bir kalbim olmalı. Ben bu kitabı sevdim. Tamam, şimdi sıradaki Japon klasiğimize geçelim. Gerçekten hani umarım 3 okuduğumuz kitabı da çok severim. Harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum şu an.
İkinci Japon klasiğimizi de okumuş olduk. Sıradaki klasiğimiz Kappa'ydı. Ben bu kitapları seçerken aslında konularına hiç bakmadan seçmiştim ve zaten hani random seçtik ama hani şunlar çıkarsa iyi olur dediklerim vardı ve bu Kappa da onlardan biriydi. Bunu derken gerçekten hani konusuna hiç bakmamıştım. Kappa ne demek bilmiyordum. Sadece hani kapağından benim tarzım olabileceğini düşünmüştüm ve ben gerçekten kendimi çok iyi tanıyorum. Bu videolu şarkı okuduğumuz iki kitapta o kadar benlik olan Japon klasikleriydi ki daha iyi yani seçemezdim kendim için. Tabii ki de herkes için farklı olacaktır bu ama ben kendim için avcumun içindeymiş zaten hepsi gibi seçip almışım yani. Bu kitap da yine tam benlikti ve Kappa ne demek onu öğrendim ben mesela bilmiyordum. Kappa Japon kültüründe, Japon mitolojisinde böyle kurbağaya benzeyen ve vampire ya da şeytana benzettikleri bir tür yaratık. Yani onlara kappa deniyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yani kitabı başlarken dedim ki kappa ne demek ya bir bakayım diye araştırdım. Siz de Google'a yazarsanız direkt çıkacaktır. Japon kültüründen, Japon mitolojisinden bir yaratıkmış yani. Ve bu kitabın konusu da şu ki bir tane karakterimiz var. Daha doğrusu şöyle biri anlatıyor bize hikayeyi ama hikaye şu şekilde başlıyor. Kendisi diyor ki akıl hastanesinde, Japonya'da bir akıl hastanesinde eğer 23 numaralı odadaki hastayı sorarsanız olduğundan daha genç görünen o hastaya yatıracaklarını söyleyeceklerdir falan diye bahsediyor. Ve sonra da diyor ki bu hikayeyi bana o 23 numaralı hasta anlattı. Ve hani kitabı bize anlatan ona anlatılanı anlatıyor gibi bir şey aslında ama yani anlamakta zorlanmıyorsunuz. Bir akıl hastanesinde bir hasta var ve bu hasta diyor ki yani o bir hikaye anlatıyor. Diyor ki yolculuk ediyordum. Bildiği yerlerden yolculuk ediyor. Dağlardan işte nehirlerin kenarından yolculuk ediyor. Fakat sis çöküyor ve bu sisin sonunda da bir kappa ile karşılaşıyor. Bu kappayı normal bir insanın yapacağı gibi bu kappada uzaklaşmak yerine bu kappayı kovalamayı seçiyor. Ve bunun sonucunda da kappaların diyarına düşüyor. Ve biz bu adamın kappaların diyarında yaşamını okuyoruz. Farklı bir toplum söz konusu, farklı bir diyar işte kuralları bizimkinden farklı, yaşama şekilleri bizimkinden farklı, dilleri farklı, kültürleri farklı. Hani biyolojileri, hayatları her şey çok farklı ve biz bu kappa diyarını okuyoruz diyebilirim. Yani kitabın %90'ında Kappa Diyarı'nı okuyoruz. Diğer geri kalan %10'unda da bu karakterin işte buraya nasıl düştüğünü, çıktığında ne hissettiğini, bit kapanışı falan okuyoruz diyebilirim. Yani kitabın çok büyük bir kısmı Kappa Diyarı'na geçiyor ve orada bir toplum yaratmış yazar. Bu toplum üzerinden de genel olarak bizim toplumumuza dair eleştiri yaptığını hissediyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir ortam çünkü ve hani okurken böyle nasıl ya falan dediğim kuralları var. Çok ilginç bir ortam. Gerçekten hayal gücü geniş bir yazardan çıkmış. Ve zaten kitabın arkasında şey yazıyor. Bu yazar hayatı boyunca genlerinden dolayı delilikle savaşmış bir yazarmış. Yani ailesinde şey varmış anladığım kadarıyla şizofreni varmış ve kendisi hani bu genetik olarak bunun kendisine geçeceğine korkup buna savaşmış bir yazarmış. Arkasına direkt şey yazıyor. Hayatı boyunca genlerinde gizlenen delilikten korkan Japon kısa hikayelerinin babası olarak nam salmış. Yazar. 35 yaşında intihar etmiş bu arada bu yazar. Mesela bu Kappa diyarında tanıştığı herkes bir şey yani mesela diyor ki bu öğrenci şu. Mesela direkt açıp örnek vereceğim size. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Mesela şair Tok diyor. İşte hani önce ne oldu sonra ismini söylüyor bu Kappaların hepsi ve bu farklı hayatlar yaşayan kappalarla zaman geçiriyor diyebilirim. İşte bir daha böyle sanatçılarıyla takılıyor. Bir daha böyle iş adamı, zengin iş adamlarıyla takılıyor. Bir gidiyor dini adamlarla takılıyor. Böyle hepsiyle zaman geçirip biz bu diyarın yani bu ülkenin şeylerini okuyoruz. Yani devletin hali nasıl bir ülke olduğunu, kurallarını, yönetme şekillerini falan bunları okuyoruz. Ve gerçekten çok ilginç bir kitapta. 90 sayfa bir kitap, 96 sayfa hatta tam olarak. Ve çok sürükleyici, çok kısa sürede okunabiliyor. Ben yine 24 saatten kısa bir sürede okudum. 1000K'ya göre tam 17 saatte okumuşum ama arada bir de uyudum. Bunu da altını çizmek isterim. Yani 17 saatin içinde bir de uyudum çünkü. Kısa sürede okuyabileceğiniz gerçekten farklı bir, size bambaşka bir topluluk anlatan ilginç kısa bir klasikti. Yani kısa bir hikayeydi. Ben çok keyif aldım. İlginizi çekiyorsa bence kesinlikle bakabilirsiniz. Ve özellikle kısa sürede okuyacağınız için merak ediyorsanız bence alıp okuyun. İnternete baktığıma göre fiyatı da uygundu. Zaten hani dediğim gibi 90 sayfa olduğu için çok normal. Şöyle ki bu farklı, garip yani diyarı kendi gözlerinizle okuyup öğrenmenizi tercih ederim. Ama bir tane örnek vermek istiyorum. Bu en şaşırdıklarımdan biri değil ama en ilginç bulduklarımdan biri. Bu yüzden bahsedeceğim. Şaşırdıklarımdan tabii ki de bahsetmeyeceğim. Bunları siz okuyup yaşayın. Bu diyarda mesela atıyorum bir suç işlediniz, kapaların diğerinden bahsediyorum. Bir suç işlediniz, bu suç işlerken ki olduğunuz mevkiden farklı bir mevkide yakalanırsanız suçunuz düşüyor. Yani mesela şöyle, burada bir tane kappa
bizim karakterimizin kalemini çalıyor. Sonra da aylar sonra bu kaplayı görüyor ve polise şikayet ediyor. Diyor ki hani bu benim kalemimi çaldı diye. Polis gidiyor diyor hani kalemini çaldın mı? Kaplı diyor evet. Diyor hani oğlum için çaldım. Çocuk hastaydı hani ona eğlendirsin diye çaldım. Polis diyor ki hani şu an ne oldu? Adam diyor oğlum öldü. Polis diyor ki tamam o zaman suçunuz düştü. Neden? Çünkü bu kaplı o kalemi çaldığında bir ebeveyndi. Ama şu an çocuğu öldü ve artık bir ebeveyn olmadığı için o suçlama düşüyor. Aşırı yani böyle garip bir diyalog. Mesela benim çok ilginç bulduğum bir şey oldu. Yani o eskiden bulunduğunuz mevkiyi değiştirdiğinizde o mevkide kalan suçlarınız düşüyor. Böyle çok ilginç kuralları olan bir diyalog gerçekten. Hani bilmiyorum. Bu kısa hikayeyi okuyup kendiniz deneyimlemenizi öneririm yani. Benim bayağı hoşuma gitti. Baya ilginçti yani. Ben çok memnunum bu kitabı okuduğumla. Bir de okuduğum en tuhaf hikayelerden biriydi aynı zamanda. Hani bütün o kurallar, bütün o kültür sıfırdan yaratılmış olması çok farklıydı. Kitabın başlangıcı bile çok ilginçti ya. Biz akıl hastanesinde olan birinin bunu anlattığını görüyoruz. Yani aslında anlattıklarının hiçbirinin %100 gerçek olup olmadığını bile bilmiyorsunuz kitapta. Ve hani bunları anlatan kişi de zaten bir akıl hastanesinde. Çok ilginç bir kitaptı gerçekten. Bu yüzden bilmiyorum merakınızı çeldiyse ben bu kitabı size öneririm. Yani bence kesinlikle bir bakış atabileceğiniz bir kitap. Bir de mesela şey de var. Altını çizdiğim yerleri okuyayım diye düşündüm ama altını çizdiğim yerlerin ne olduğunu hatırladım. Kitabın içinde başka bir yani yazar olan böyle düşünür olan bir Kappa'nın yazdığı bir kitaptan alıntılar var. Yani gerçekten biz bu Kappa diyarının her şeyini yani kitaplarını, kültürünü, dinini, devlet yani yönetim şeklini her şeyini o kadar çok görüyoruz ki 90 sayfanın içinde. Çok ilginçti gerçekten. Bilmiyorum. Farklı diyarlar okumayı seviyorsanız ve bunu hani böyle bir eski zamanda hani yaklaşık 100 yıl önce yazılmış birinin gözünden böyle bambaşka bir diyar okuyup hani o diyarla bizim dünyamızı eleştirdiğini okumak isterseniz ben öneririm. Güzeldi. Şimdi bu video için seçtiğim son klasiği de okuyayım ve sonra videoyu bitirelim ama şu an gayet güzel gidiyor. Şu an ne okuduysam sevdim. Bu kitaba da 4.5 puan verdim bu arada söylemeyi unuttum. 5 üzerinden 4.5 puan verdim. Çünkü hani hayatımda okuduğum en muhteşem şey değildi ama çok güzeldi. Bu yüzden de 4.5'u uygun gördüm. Japon klasikleri maratonumuzun son kitabını da okumuş olduk ve bu videoyu burada kapatıyoruz. Şunu söylemem lazım ki birinci ve ikinci okuduğum kitabı Döşe'ye kıyasla daha çok sevdim. Onlar hakkında zaten yeterince konuştum. Gerçekten Galaktik Demir Yolunda Bir Gece ile Kappa çok güzel kitaplardı. Yani çok önereceğim çok güzel kitaplardı. Bu o kategoriye giremedi. Buna 5 üzerinden 3.5 puan verdim. Kitabımız Döşe, Katayi Tayama tarafından yazılmış bir kitap. Şöyle bu kitabı kurgu, konu bakımından o kadar çok beğenmedim. Yani daha ortalama buldum. Fakat edebi açıdan bir değeri olan bir yazarmış ve eserleri genel olarak edebi açıdan değer olan bir eserler. Çünkü Japon edebiyatındaki itiraf romanı türünün öncüsü kabul edilen bir yazar bu Katayi Tayama. Bu yüzden de edebiyatla ilgileniyorsanız ve farklı kültürlerin, farklı edebiyatların nasıl geliştiğini, öncülerinin nasıl kitaplar yazdığını merak ediyorsanız o zaman bu kitabı öneririm. Çünkü çok sürükleyici ve çok kolay okuyabiliyorsunuz. Hem merakınızı gidermiş oluyorsunuz hem de gerçekten hani bunu da ben bir günde bitirdim yine yani. Bu videodaki 3 Japon klasiğini de bir günde bitirdim. Ve böyle şey yani tam 24 saat bile değil daha da kısa bir süre içinde bitirdim. Bu yüzden sürükleyicilik bakımından hiçbir şekilde aklınızda soru kalmasın. Yani çok kolay okunuyorlar. Bunu da çok kolay okudum. Tek farkı dediğim gibi hani konusu kurgusu o kadar çok bana göre değildi. O kadar çok ilgimi çekmedi yani. Ve karakterlerin hiçbirini sevmedim. Ama bu zaten yani bu bir kriter değil. Klasik okurken eğer kitabın bir amacı varsa o karakterleri sevmek zorunda değilsiniz. Bununla ilgili mesela samimi okur Damla'nın da sık sık bahsettiği videoları var. Mesela örnek alırsak Otomatik Portakal. Otomatik Portakal'da ana karakteri sevmemeniz gerekiyor zaten. Ve bunda da hani ana karakterleri sevmeniz gerekmiyor. Bunun yani kitabın yazarın amacı size karakterleri sevdirmek değil. Bu yüzden bu karakterleri sevmemem bir kriter değil. Yani bir bu kitapla ilgili olumsuz düşünceme sağlayacak bir neden değil. Ortalama bulmamın nedeni bana ekstradan bir duygu hissettirmemiş olması. Karakterleri sevmememden dolayı puan kırmadım yani. Hani okurken
bir duygu hissetmemem, yani ortalama bir şekilde duygu hissetmemden dolayı 3,5 puan verdim 5 üzerinden. Kitabımızın konusu şu şekilde, bir yazar var Tokuyo adında ve bu adam işte evli, gayet çocukları falan var. Fakat aşırı derece yalnızlık hissediyor ve hani karısıyla olan aşkı bitmiş gibi hissediyor, çocuklarla bir bağ yok. Hatta kitap boyunca çocukların lafını bir kere iki kere falan duyuyoruz yani ana karakterin gözünü okuduğumuz için. Ya evli ve çocukları var ama onlarla bir bağı yok ve bu kesinlikle bence onun suçu. Yani insan bir dönüp bakar değil mi? Hani bu insanlar evin içinde ne yapıyor diye hiç ilgilenmiyor yani. Sonra da diyor ki yalnızım. Neyse konu bu değil. Dediğim gibi karakterleri sevmem gerekmiyordu. Böyle bir yazar var. Dediğim gibi şey, karısı çocuklar ama aşırı derece yalnızlık hissediyor. Ve bir gün genç bir kız 19 yaşında işte üniversiteye gidiyor ve bu yazara diyor ki ne olur bana hocalık edin, ne olur bana öğretmenlik edin. Adam da ilk başta kabul etmiyor ama sonra hani diyor tamam hani gelsin bir şeyler öğretiriz. Çünkü çok şey bir karakter. Kendi içinde hem işte modernleşmeliyiz, hani kadınlar daha modern olmalı, işte hani kendi ayakları üzerine durabilmeliler tarzı düşünüyor. Ama aynı zamanda bazen de çok böyle tam zıttı düşüncelere sahip. Yani kendisi de tam ikna olmuş değil. Daha çok hani böyle görünmeye çalışan bir adammış gibi hissediyorum okurken. Mesela bir yerde şey diyordu, bu düşünceleri savunuyor ama yine de tam olarak rahat hissetmiyordu diyor. Hani direkt kendisi mesela bu düşünceleri savunuyor. Hani daha böyle kadınların da modern olması, kendi ayakları üzerine durabilmesini savunuyor ama gerçekten olduğunda bu konuda rahat hissetmiyor mesela. Bu 19 yaşındaki kız yani hocam olur musunuz diyor. Adam teklif ediyor fakat bunun sonunda kıza aşık oluyor. Fakat kızın böyle bir şeyden haberi yok yani. Ve tam tersi de kitap boyunca bir sevgili ediniyor. Ve genel olarak hani biz bu karakterlerin duygularını, yaşadıklarını okuyoruz diyebilirim. Zaten dediğim gibi kitabın yani yazarın edebiyattaki değeri itiraf romanı tarzında şeyler yazması. Yani bu kitap böyle ana karakterimiz Tokyo'nun yani o yazarın yaşadıklarını itiraf etmesi. Her ne kadar bunların hiçbir yani itiraf edilemeyecek şeyleri yazarak yani bu kitabı okurken bize itiraf ediyor olması. Hani dediğim gibi edebi olarak merak ediyorsanız bakıp okuyabileceğiniz sürükleyici bir eser. Fakat hani kurgusu açısından bir şeyler size hissettirmesi açısından benim böyle çok iyiydi diyebileceğim bir kitap değil. Duygular, ağır duygular hissediyorlardı ama genellikle hani öyle o kadar çok bana geçmedi o duygular. Belki de dediğim gibi o dönemde geçecek duygulardır ama bu dönemde artık o kadar hissettirmeyen duygular da olabilir. İstemeden de olsa ana karakterlerin hiçbirini sevmediğim için duygularını almaya kendimi kapatmış olabilirim. Yani tam olarak her şey olmuş olabilir. Yani dediğim gibi konusu bu şekilde. Size normal bir insanın itiraf etmeyeceği şeyleri itiraf ediyor kitap boyunca karakterler. Yani ana şey o duygular üzerinden gidiyor. Yani kitapta olaylar oluyor ama olaylardan çok o duyguları okuyorsunuz, görüyorsunuz. Yani yine ilginç bir kitaptı. İlginizi çekiyorsa alıp okumayın diyemem yani. Çünkü dediğim gibi edebi açısından bir değer olan yani inceleyebileceğiniz bir kitap. Üzerine hatta düşünebileceğiniz bir kitap bence yani. Ve böyle kitapları okumayı seven bir sürü kişi var. Ben de bazen seviyorum. Sadece bu kitap o kadar çok bana hitap etmedi. Ama mesela şey de ilginç buldum. O zamanlarda yani bu kitap tahminen 1920'li 1930'lu yıllarda yazılmıştır diye tahmin ediyorum. Tam olarak ne zaman yazıldığına emin değilim. Ama yazar 1930'da ölmüş ve hani, yani tahminen 1915'te 1930 arası bir dönemde yazılmıştır diye bir tahminde bulunuyorum. Yine bu videonun başındaki klipte bahsettiğim gibi yani 100 yıl öncesinde hiç daha önce bulunmadığım bir kültürün 100 yıl öncesine şahit olmak benim için çok ilginç oluyor her seferinde. Ve bunda da o ilgimi çekti. Yani nasıl giyindikleri, nasıl şeylere uygun, nasıl şeylere uygun değil buldukları, insanların hani erkeklerden beklentisi, kadınlardan beklentisi, yazarlığa, edebiyata bakış açıları falan bunlar hani okuması ilgi çekiciydi. Ben bu yandan keyif aldım yani. Hani daha önce görmediğim bir kültür ortamı çünkü. Hem de onun geçmişi. Bu yüzden yani keyif olarak okuduğum sürükleyiciydi, bir günde bitti. Ama spesifik olarak işte bana hissettirdikten dolayı öneririm, kurgusundan dolayı öneririm diyemiyorum. Umarım gayet net bir şekilde anlamışsınızdır yani bu kitaba olan düşüncelerimi. 5 üzerine 3,5 puan verdim, ortalamaydı çünkü benim için. Bu video bu kadardı, umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hızlıca gidip diğer kitapları da göstereyim ve okuduğumuz 3 kitapla birlikte kapatalım bu maratonu. Bu maratonda, bu videoda okuduğumuz kitaplar bunlardı. Dediğim gibi bu ikisi gerçekten önereceğim kitaplar. Çok keyif aldım. Bunu da ilginizi çeken, yani belli bir kitleye yine öneriyorum. Dediğim gibi edebi açıdan incelemek isterseniz öneriyorum. Sıradan bir okuyucu olarak sadece bu ikisini öneririm. Ama bu videoyu çektiğimiz için memnunum. Yani kesinlikle Japon edebiyatına, Japon klasiklerine adım atmış olduğum için çok memnunum. Ve bu videodan bir tane daha çekmemi isterseniz farklı Japon klasikleriyle yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da daha mesela atıyorum farklı bir kültürün klasiklerine
ne video, video çekmemi isteyebilirsiniz ya da karışık olarak klasik videosu çekmemi isterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani daha farklı şeyler de yapabiliriz arada çünkü. Her zaman fantastik bilim kurgu romantik okumak zorunda değiliz. Farklı şeyleri okuyup inceleyebiliriz. Ya da mesela klasik kitap önerisi tarzı bir videoda ilginizi çekerse aynı şekilde yorumlara yazın hani. İlginizi çekip çekmediğimi bilmiyorum çünkü şu an. Bu videoda okuduğumuz kitaplardan memnun kaldım. Okuduğum için çok memnunum. Ve siz bu üç kitabı okuduysanız yani içlerinde okuduğunuz varsa ne düşündünüz, ne hissettiniz, sevdiniz mi sevmediniz mi onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hani bu kitaplar hakkında sizinle konuşmak isterim. Nasıl fantastik kitaplarla ilgili sizinle konuşmayı seviyorsam bunlarla ilgili de sizinle konuşmayı çok severim. Bu yüzden okuduysanız ya da okumayı düşünüyorsanız yorumlara bekliyorum sizi. Ve eğer beni daha sık görmek isterseniz, okuduğum kitapları daha sık takip etmek isterseniz aynı hesap ismiyle beni Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram hesabım ismi kitap okuyan bir hayal, kitap okuyan birleşik altıra bir altıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Orada her gün aktifim yani hikayelerde okuduğum kitabı, o kitabı bitirdiğimde düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.